Hayatı cehenneme dönen genç bir kadın olarak şimdi düşünüyorum. Ben yaptığım hatanın bedelini bir ömür boyu ödeyeceğim. Hem de büyük günahlara bulaşmış bir insanın kahroluşu içinde. Ne insanlara ne de yüce yaratıcıya yüzü kalmayan bir kulun yaşadığı dramı az çok tahmin edersiniz. Kahredici acılar içindeyim. Daha ölmeden cehennemi yaşıyorum. Benim feryadım benim için değil artık. Arkamdan gelenler için. Ne olur, hikayem size ders olsun. Ne olur, gençler benden ibret alsınlar. Nasıl mı ders alacak hayatım? Anlatayım. Üniversiteyi kazanamamış, okuma hayallerinin altında kalmış bir genç kız olarak bu çöküntüden kurtulmak için babamın istediği bir adama evet demiştim. Demez olaydım. Her şey de bu hatamla başladı. Ben genç, cıvıl cıvıl, çevresinde alımlı ve güzel olarak tanınan bir kızdım. Evleneceğim kişi ise benden 12 yaş büyük, kilolu ve itici birisiydi. Duygularımı tatmin etmeyen, dengim olmayan bu adamla sırf ailemi memnun etmek için yuva kurdum. Fakat ne yazık ki eşimi bir türlü sevemedim. Bir türlü ona aşık olamadım. Sevgiden ve aşktan eser olmayan bu yuvada elbette çok mutsuzdum. Bunu eşim de ailem de biliyordu. Kaç kez boşanmayı, kaçmayı, hatta intihar edip bu hayattan kurtulmayı düşündüm. Ama hamile olduğumu öğrenince çocuğuma kıyamadım. Kızım da dünyaya gelince bu çekilmez hayatın büsbütün mahkumu oldum. Böylece gençlik hayallerim, beklentilerim ve özlemlerim bir mezara gömülmüş oldu. Aramızda büyük yaş farkı olan beni anlamaktan aciz, buz gibi bir insanla hayat sürmenin dayanılmazlığı aklımı ve fikrimi dağıttı. Olmazlar oldu, yanlışlar, hatalar beynimde cirit atmaya başladı. Bu adamdan nasıl kurtulabilirdim? Onu öldürüp kaza süsü vererek mi? Evden ansızın kaçıp giderek mi? Yoksa yüzüne seni sevmiyorum demek suretiyle boşanmaya zorlayarak mı? Buna benzer daha birçok senaryo kafamda döndü durdu. Bunları anneme açtığım gün kıyamet koptu. Eğer, dedi, o evde beyine karşı bir yanlış yaparsan kapımızı sana kapatırız. Oradan ancak ölün çıkar. Çocuğuna anne, beyine eş olmaktan başka çaren yoktur. Bu, tiksinti duyduğum bir yemeği her öğünde yemeye benziyordu. Ben hayatın bu çıkmazında yol, iz bulmak için çırpındım. Hesapta olmayan bir felaket kapımıza dayanmıştı. Oturduğumuz evin tam karşısına genç ve yakışıklı bir öğretmen taşındı. Üstelik de bekardı. Hayatımın hatası da işte bu öğretmenle tanıştıktan sonra başladı. Akıllı, namuslu, evli bir kadının yapacağı bir iş miydi bu? Elbette değildi. Ama bir kere yoldan çıkmıştım. O büyük günahı işlemedik çok şükür. Ama dedikodumuz bütün mahalleye yayıldı. Seni alırım diye verdiği söz aklımı başımdan aldı. Nefsim ve şeytanın birlikte olup beni öyle bir cehennem kuyusuna düşürdüler ki hala o ateşle alev alev yanmaktayım. Anamın nasihatleri bana tesir etmedi. Görmüş geçirmiş komşum Fadime teyze ise bütün tecrübelerini benimle paylaştı. Kızım, yapma. Hem kendini hem de çocuğunu yakıyorsun. En kötü bey bile elin çapkınından iyidir. Namusunu koru, aileni yıkma, dedi. Nerede bunu anlayacak akıl bende? Kör hissiyatım bütün doğrulara kulağımı kapamıştı çoktan. Günahların üzerine cesurca yürüyordum ve sonumu düşünmeden. Beyim de hakkımdaki dedikoduları duymuştu. Ama bana en ufak bir şey söylemedi. Sitem isyan etmedi. Elini kaldırmadı. Belki de farklı bir planı vardı. Fakat çok üzüldüğü her halinden belliydi. Olgun bir insandı, akıllıydı, onurluydu. Elbette ki bunu hazmedemezdi. Ama beni de seviyordu, kaybetmek istemiyordu. Bense adeta çıldırmıştım. Bu işin sonucunu hesaplayamayacak kadar kontrolümü yitirmiştim. Doğrularımın esiri olmuştum. Eşim belki de bu dedikoduların dayanılmazlığı yüzünden çalıştığı dairede kalp krizi geçirerek vefat etti en sonunda. Bunun hesabı bana ve aileme kesilince işin vahametini anladım. Nihayet uyandım. Ne kötü durumlara düştüğümü fark ettim.
Sözde bana aşık olan öğretmen ise mahallelinin tepkisinden korkmuş, canını kurtarmak için oraları terk edip gitmişti. Bir namus skandalı haline gelen bu durumda annem ve babam da bana sahip çıkmadılar. Beni bu halimle kabul etmediler. Yanlarına kızımı da alıp beni günahlarımla baş başa bıraktılar. Bu hayal kırıklığı ve öldürülme korkusu psikolojimi bir anda yerle bir etti. Çünkü kocamın akrabaları benden intikam almak istiyorlardı. Üstelik bana yardım eden kimse de yoktu. Bu yüzden çok sürmeden akli dengemi yitirdim. Halüsinasyonlar görmeye başladım. Karanlık bir odada acımasız canavarlar ortasında olduğumu sanıyordum. Bazen de sokaktan geçen bir insanın beni öldürmek için takip ettiğini zannediyor, çok korkuyordum. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde tam 2 yıl tedavi gördüm. Kafası darmadağın insanların içinde kafamı toparlamak için çalıştım. Nihayet çıkmıştım. Keşke çıkmaz olaydım. 4 duvar arasında ömrümü geçirseydim de bu yanlışları yapmasaydım ya da hayatın başında ölseydim. Nereye gidebilirdim? Aileme sürdüğüm bu ağır lekeden sonra onlara dönemezdim. Hele yaşadığım eve asla. Ya kızımın hasreti? Onu nasıl görecektim? Bu sevda, bu kor, bu yangın başka nasıl anlatılır bilmem ki. Bana musallat olan bir hayırsız genç yüzünden çok kötü hallere düşmüştüm. Bu acıyla uzun zaman inledim. Her gün binlerce kez haykırdım, Allah'ım öldür beni diye. Meğer ölüm ne kadar güzel bir kurtuluşmuş. Beğenmediğim beyim benim günahlarıma dayanamayıp gitti öteki aleme. O böylece dünyanın sıkıntısından ve dedikodusundan kurtulmuştu. Bense ondan 1000 kez daha çirkin insanların kahrını çekmeye başlamıştım. Şimdi onun ahıyla tükeniyordum. 2 yıldan beri hastanedeyim. Çok kötü bir hastalığa yakalanmışım. Yani kurtuluşu yok. Belki 1 yıl, belki de daha az yaşayacağım. Ölümü hasretle bekliyorum. Dünyadan ayrılmak zor gelmiyor. Ölmek kolay ama verilecek hesabım çok. Aklı havada bir genç kız olarak günahlarımın ateşinde yanmakla kalmadım. Şimdi de ahiret telaşı beni sardı. Dedikodularla, hakkımda anlatılan kötü olaylarla büyüyen o masum kızımın benim için kahrolan eşimin hesabı. Allah'ım, ben bu akılsızlığı nasıl yaptım? Ben bu çılgınlığın hesabını nasıl hiç düşünemedim? Şimdi günahlara bulaşmış elimi Rabbime kaldırıp haramlarla kirlenmiş dilimle yalvaramıyorum. Ama biliyorum, O affedicidir. Ama benim gibi namus ve iffet katili birisini acaba affeder mi bilemem. Ben sadece umut ediyorum. Son bir umutla sabahlara kadar gözyaşı döküyorum huzurunda. Bu hikayemi sizlere niçin mi anlattım? İçimin ateşini söndürmek için değil, hele günah çıkarmak için hiç değil. Beni okuyan genç kızlar, bilsinler ki insan hayatının en büyük zenginliği namusu ve onuruymuş. O yitirilince hayat da yitiriliyormuş, hatta mahvoluyormuş. Ne olur unutmayın, ne olur bu vasiyetimden siz de ibret alın. Benim yaptığım hataları asla yapmayın. Evet, günümüzde evliyken başkalarıyla farklı ilişkilere girenlerin sayısındaki artış medyaya yansıyor. Televizyon ekranlarındaki bazı programlarda ayan beyan bu tür aldatma olayları yayınlanıyor. Toplum içerisine dinamit gibi konulan bu görüntüler hepimizi derinden yaralıyor. Bu yaşanmış itiraf gibi açıklamalardan 2 sonuç çıkartmak gerekiyor. Birincisi, evlilik yaparken ilk seçiminiz. Diğeri ise evlendikten sonra eşlerin birbirine olan sadakati. Evlilik bir sadakat üzerine kurulmuştur. Yapılan bir yanlış, ailelerin dağılmasına ve zindan olan bir hayatla karşı karşıya kalmamıza kapı aralıyor. Siz siz olun, nefsinizin peşinden giderek mutlu yuvalarınızı dağıtmayın. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize huzurlu bir yaşam diliyoruz.